Vay be ağa. Seri başladı başı yavı hiç görünmemiştin. Üstelik de şansa bak ki sezon finaline denk geldin. Aynen kanka ya. Boş ver. Ama benim anlamadığım bu seri neden bu kadar ciddi oldu? Ya 3 bölümden ibaret sezon mu olur? Dünyanın en kısa sezonu dizilerinden birisi olur. Animasyon dizilerinden. Tarihe geçtik galiba. Aman dördüncü duvarı yıkmaya ne gerek var şimdi? Durduk yere bence dördüncü duvarı yıkmayalım. Bakalım işimize işte, rahat bir yaşamımız var. Merhaba, merhaba bıyık adam. Usta Mucit, sen kendi evreninde olman gerekmiyor muydu? Benim evrenime neden geldin? Ayza, sen kendi evreninde yaşayacak değil miydin? Birincisi, bir biliyorsun ki buraya gelmem gerekmeseydi gelmezdim. İkincisi, benim evrenim her var olsa bile her de benim evrenim gelmeyip dizisi. Zaten senin evreninin dizisi 3 bölüm çetin geldi. Üstelik her birisinin arasında müddet uzundu. Neyse, onu bunu bırak da sen niye değiştin? Niye görünüşünü değiştin sen? Sence neden olabilir? Benim normal halimi acaba normal halimi çıkarttıktan sonra kendi evrenine götürdükten sonra ben bu vücuda sıkıştım. Senin evreninde bu ilk adam yok mu? Var, var ama şu anda senin başına gelecek olan tehlike onun da başına geldi ve maalesef onu kaybettik. Ya dur, bölüm maraqsız irəliyor. Direkt aksiyonu keçelim. Nerede? Neler oluyor? Ayrıca onun başına ne gelipti benim başıma gelecek o? Beni tanıdın mı Mucit? Gelip buradaki bıyık adamı uyarman hiçbir işine yaramaz. Şimdi gitmiş olsa bile onu bulacağım. Bul bakalım bul. Nasıl olsa benim evrenimde seni bir yakalamayayım ha. Burada bıyık adamın seni halletmesi gerekecek. Ama benim evrenimde ben seni hallederdim de şimdi buradan gitmek zorundayım. Çünkü bıyık adamın kahramansa meğer ki kahramandı o zaman göstersin yüzünü. Kaçabilirsin ama saklanamazsın bıyık adam. Bunu şimdiye kadar yendiğim diğer bıyık adamlar gördü. Şimdi ise sıra sende. Ben senin gördüğün diğer bıyık adamlara benzemem. Bunu bil ve ona göre davran. Farklı evrenlere gitmiş olmalıyız. Ben buradan nasıl çıkacağım? İşin kötü yanı aklımda neden uçan araba var? Ve ayrıca içindeki uzaylımın. Neyse odaklanmam gereken bu değil. Buradan nasıl kurtulacağım? Ve daha da önemlisi nasıl normale döneceğim? Ve ayrıca benim süper gücüm yokken o adama karşı nasıl duracağım? Zaten o yüzden bir vurmasıyla uçtum belki de ona aslında hiçbir şey olmamıştır ya. Gerçi bıyık adamların niye silahı yok abi ya. Neyse galiba ikinci sezon gelmesi gerekecek bıyık adamın. Bakalım ikinci sezon gelmese burada da takılı kaldım demek ki.